Geçerli iman ve tevhid. İmanın lügat manası, inanmak, kabul etmek ve karşı tarafı emin kılmaktır. İstilahi manası ise, Allah-u Teala Hazretlerine, O'nun sıfatlarına ve O yüce varlığın zatında ve sıfatlarında noksanlıktan münezzeh ve kemalat ile muttasıf olduğuna, O'nun Resulüne ve Resulünün Allah katından getirdiği emir, nehi, ahkam, kıssa ve haberlerine inanmak, şüpheye mahal vermeyecek şekilde bütün bunları tasdik etmek, hak ve en doğru olduğuna, bu emir ve nehilerin oluşturduğu ahkam-ı ilahinin alternatifi olamayacağına, doğruluğunun ve mükemmelliyetinin tartışılamayacağına inanmak, ayrıca bütün bunları naziri ve benzeri olamayacağına tasdik etmek ve bu tasdiğe halel verecek şeylerden imtina etmektir. Allah'ın varlığını, kudret ve azametini kabul edip, onun ahkamını kabullenmemek, o ahkamın sahibini de kabul etmemek demektir. İşte Mekke müşriklerinin imanı böyle bir iman olduğundan, bu iman onları küfür ve şirkten kurtaramadı. Zira onlar, Cenab-ı Hakk'ın yaratıcılığını, rızık veren Rezzak-ı Kerim olduğunu, yerleri, gökleri ve tüm kainatı yaratanın o olduğunu kabul ediyorlardı. Ancak onun gönderdiği risalet ve şeriatı reddetmekle tevhidi ihlal etmiş oldular. Yani Cenab-ı Hakk'ın tekvinine inandılar ama teşriğini reddettiler. Biz Allah tarafından yaratılıp yaşatıldığımızı kabul ediyoruz ama Allah tarafından yönetilmeyi asla kabul etmeyiz. Biz örflerimize, adetlerimize ve beşeri olan sistemimize göre yaşayacağız, helali haramı, yasağı biz koyacağız, yine kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeye, yine birbirimizi öldürmeye, faizle birbirimizi sömürmeye devam edeceğiz dediler. İşte bundan dolayıdır ki kendisine peygamberlik verilene kadar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi severlerken risaletin verilmesiyle ona düşman oldular. Demek oluyor ki müşrikler kendi soylarından olan Muhammed'e karşı değillerdi. Onlar Allah'ın elçisi ve risaletin sahibi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşıydılar. Hatta bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şöyle bir teklifte bulundular. Ya Muhammed, başımıza geç, bizim idarecimiz ol ancak bizi o gökten indiğini iddia ettiğin ilkelerle değil, kendi fikirlerinizle ve beşeri görüşlerinizle yönet. Biz buna razıyız. Yeter ki risalet davasından vazgeç. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemse onlara, ''Vallahi bir elime ayı, diğer elime güneşi verseniz, ben bu ilahi davadan asla vazgeçmem.'' buyurdular. Buradan anlıyoruz ki, Allah'ın vahyini, o vahyin getirdiği fermanı ve ahkamı kabul etmek, ehli tevhid olmak için şarttır. Zira, yukarıda da belirttiğimiz gibi, Cenab-ı Hakk'ın zatında ve sıfatlarında, asla noksanlık düşünülemez. Dini mübini İslam, Hazreti Kur'an ve onun ahkamı, Allah Celle Celaluhu'ya, özellikle onun ilim ve kelam sıfatlarına dayanmaktadır. Yani yüce dinimiz, Cenab-ı Hakk'ın ilim ve kelam sıfatının tecellisinin mahsulüdür. O halde, Allah Celle Celaluhu'nun ilminde noksanlık düşünülemeyeceğine göre, o ilim sıfatının tezahürü olan Kur'an ve onun ahkamında da noksanlık ve isabetsizlik asla düşünülemez. Zira Yüce Allah, bu sıfatla muttasıf olduğu kadar, bu ilim sıfatının zıttı olan cehilden de o derece münezzehtir. Yani Allah, en güzelini, en doğrusunu hatasız ve noksansız bilir. Hatadan, noksanlıktan, isabetsiz beyandan münezzeh ve müberradır. O halde, kendisini halife olarak yarattığı insanların saadet ve mutluluk yollarını en güzel şekilde o yüce sıfatlarıyla tespit ederek peygamberine tariki müstakimi beyan etmiştir. İşte bunun içindir ki İslam'ı, Kur'an'ı ve onun getirdiği ahkamı tartışmak,
Yüce Allah'ın sıfatlarında noksanlık ihtimalini düşünmekle eşdeğerde olduğundan tevhidi ihlal etmektir. Bu hususta Cenab-ı Hak, "Allah'tan daha doğruyu kim söyleyebilir ki?" buyurmuştur. Buradaki sözünde, yanılmayanın yalnız kendisi olduğunu beyan ediyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın bu şekilde zatında ve sıfatlarından noksanlıktan münezzeh ve kemalatla muttasıf olduğunu bilenler ve bunu tasdik edenler, ancak Allah'ı tanıyan ve marifetullah sırrına eren mümin ve muvahhidlerdir. Tevhid ile şirki, mümin ile kafiri, muvahhid ile müşriği daha iyi anlamak için mahlukat içerisinde şirke düşen ilk varlık olan İblis'in kıssasını Kur'an-ı Kerim ışığında tahlil etmeye çalışalım. Kur'an-ı Kerim'in muhtelif surelerinde İblis'in küfrü anlatılmaktadır. Biz bunlardan bir tanesini ele alalım. Mesela Araf suresinin 11. ve 15. ayetlerinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. "Andolsun ki biz sizi yarattık. Sonra sizi en güzel bir şekilde tasvir ettik. Sonra meleklere, Adem'e secde edin dedik. Biz Adem'i sizden üstün olarak yarattık. Onu kendimize halife kıldık." Onun bu üstünlüğünü kabullenme manasına gelecek olan inhina secdesini tazim ve hürmet gösterisini yaparak Adem'in üstünlüğünü kabul edin dedik. Melekler de topluca secde ettiler. Adeta, "Ya Rab, sen öyle diyorsan öyledir. Senin bu ezeli olan ilim sıfatınla ferman buyurduğun emre asla itirazımız olamaz" manasına gelen secde ve tazimi yerine getirdiler. Aslında bu emir meleklere yapılmıştı. Ancak İblis, o kadar çok meleklerin arasında onlarla birlikte ibadet edenlerdendi ki, meleklere hemcins olmamakla birlikte bu emir onu da kapsamış oldu ama o secde etmedi. Yani Adem'in üstünlüğünü kabullenemedi. Yüce Allah ona, "Ey İblis, seni secdeden ne şey men etti ki?" buyurması karşısında, "Ben ondan daha ziyade hayırlıyım. Onu topraktan, beni ateşten yarattın" diyerek itiraz etmekle kalmayıp, adeta Adem'den daha üstün olma gerekçesini Cenab-ı Hakk'a izah etmeye kalkıştı. Böylece Cenab-ı Hakk'ın ilim sıfatıyla bilip, kelam sıfatıyla ferman ettiği emri ilahiyle tartışır hale düştü. Ve Cenab-ı Hakk'ın Adem'in üstünlüğü hususundaki tespitinde hata iddia ederek Cenab-ı Hakk'ı tensih ve tevhidi ihlal etti. Böylece Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onu huzurundan kovdu. Burada görülüyor ki Allah'ı yaratıcı olarak kabul etmek tevhid için yeterli değildir. Zira iblisi şirke ve küfre düşüren cümlenin içerisinde Adem'in de kendisinin de yaratıcısının Allah olduğunu itiraf ve tasdik vardır. Ama bu tasdik iblisi küfürden kurtaramadı. Dahası iblis Allah'ın kudretini her şeye kadir olduğunu, öldürenin, yaşatanın o olduğunu kabul ettiği için Allah'a dua ediyor. Şöyle ki, "Ya Rabbi, bana insanların dirileceği zamana kadar mühlet ver" diyor ve istidracen de olsa duası kabul oluyor. Ve Cenab-ı Hak, "O güne kadar mühlet verilenlerdensin" cümlesiyle mukabele ediyor. Anlaşılıyor ki, Allah'ın kudretini kabullenerek ona dua etmek de tevhid için yeterli değildir. Allah Celle Celaluhu'yu tam ve kamil manada tenzih ve tesbih etmek gereklidir. Yani, Subhanallah demek ve tasdik etmek lazım. İşte iblis, bu Subhanallah cümlesinin ifade ettiği tenzihi tam ve kamil manada tasdik etmediği için küfre düşmüştür. Şimdi düşünmek lazım. İblis, Adem'in üstünlüğünü Yüce Allah'ın beyanı olmasına rağmen kabul etmemesi yüzünden küfre düşüyorsa, Mevla'nın bunca fermanını kabul etmeyen, onun ahkamına karşı duranların hali nice olur. Bu hususu okuyucuların takdirine sunuyorum. Resul Bölükbaşı.